Ve şimdi İstiklal şairimiz Akif'in de mezun olduğu, tarihle teknolojiyi birleştirip motif motif dokuyan, buram buram tarih kokan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne gidiyoruz. Hep birlikte izleyelim. Medeniyetler şehri İstanbul'da asil geçmişten aydınlık geleceğe ilim ve zarafet üssü. Dinimiz üretme esaslıdır aslında. İslam ekonomisi ve Finans Araştırma Uygulama Merkezi'nin önündeyiz. İşte ekonomimizde üretmenin ana temelleri neler? Burada öğrenciler öğrenecek. Faizle bir yere gidilmediğini, günümüze kadar yaşadığımız sorunlarda hep şu ana kadar gördük. İşte bir İslam ekonomisinde üretim nasıl yapılır? Bunun araştırmaları nelerdir? İşte burada araştırılacak ve İslam'la alakalı çözümler üretilecek. Yanımızda Profesör Doktor Arif Ersoy var. Biraz önce ben bir şeyler söylemeye çalıştım ama ekonomi, İslam'a göre ekonomi nedir? Finansal araçlar nedir? Biz Profesör Doktor Arif Ersoy'dan alalım. Şimdi efendim İslam ekonomisi doğal bir ekonomidir. İnsan fıtratına uygun bir ekonomidir. Bu ekonominin dayandığı dünya görüşünü İslam dini belirler. Ekonominin incelemesi, tahlili tamamen ilmidir. Kapitalizm yapay bir ekonomidir. Bu ekonomi sermaye sınıfının, yani tekelci sermayeye hizmet etmek için kurulmuştur. Teorisi onların menfaatine süreklilik kazandırmak içindir. Kapitalizmin dini de protestanlık mezhebidir. Sosyalizm ise materyalist bir ekonomidir. Marksizmdir sosyalizmin dini ve orada da devlet merkeze alır. İslam ekonomisi fıtridir. İnsanı ve kainatı yaratan Allah'ın ve şeriatın yeryüzünü imar ve ıslah etmek için gönderdiği İslami esasların etkisi altında oluşmuş bir ortaklık ekonomisi. Bu ekonomide merkez insandır. Çünkü yerde ve gökte ne varsa insan için yaratılır. İşte bu araştırma merkezimizde biz doktora lisansüstü düzeyinde öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Karşılaşılan sorunları ilmi olarak ortaya koyuyoruz. Ve bu sorunlara İslam ekonomisinin getirdiği çözümleri ortaya koyuyoruz. Burada katılım bankacıların yöneticileriyle, üst düzey yöneticilerle zaman zaman bir araya geliyoruz. Ve bu teorilerin nasıl uygulanabileceği konusunda teoriyle pratiği birleştiriyoruz. Onun için burada araştırma yapıyoruz. Sorun nedir? Teşhisini yapıyoruz. Sonra bu sorunu günümüz şartlarına göre nasıl çözeceğiz? İslam'ın ilkelerini göz önünde bulundurarak. Sonra ürettiğimiz çözümleri de uyguluyoruz. Ve biz Türkiye'de faizsiz finans kuruluşlarının yöneticilerini de aynı zamanda burada eğitiyoruz. Zaman zaman seminerler, eğitim programları düzenliyoruz. Ve orada şu anda yönetici durumunda olan yıllardır çalışanlara da doktora derecesini burada eğitimini yapıyoruz. Sonra da onların pratiğini teoriyle birleştirerek doktora tezi haline getirmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi hocam bir de hemen Avrupa'ya baktığımızda üniversiteler, gelişmiş ülkelere baktığımızda üniversiteler var. Hemen karşısında bir kilise var. İşte burada İslam'ın tüm motiflerini de aynı zamanda görüyoruz. Burada ilmi araştırmalar yapacak bir enstitü, araştırma Arge merkezinden görüyoruz. Hemen karşıda işte burada camiyle iç içe bir üniversite görüyoruz. Burada ne amaçlandı hocam? Efendim, İslam'da ilim her erkek ve kadına farzdır. Allah insanı meleklerden üstün olarak yaratmıştır. Niçin? İnsan bilgi edindiği için. Bundan dolayı melekler insana secde ettirmiştir. Dolayısıyla bizim
medeniyetimizde camiler sürekli öğretim ve eğitim yeridir. İnsan kendi inancı, kendi dünya görüşüne göre edindiği bilgiyi burada alır önce inanç boyutuyla. Sonra onu üniversitede hocalarla, geçmişte medreselerle değerlendirir, bilgisini geliştirir. Hemen sonra iş yerinde de bunu uygular. Dolayısıyla bizim üniversitemiz de tabii milletimizin dünya görüşü, değer ölçülerine göre kurulduğu için kütüphane ile cami yan yana. Çünkü İslam'ın ilk sözü insana ikra, okuyunuz ayeti kerime ve biz ilimle İslam'ın prensiplerini birleştirdiğimiz zaman o zaman hak ve adalet eksenli yeni bir nizamın, yeni bir dünyanın kuruluşunun dayanacağı temel ilkeler de burada öğrenilir. Onun için ecdadımız diyelim ki Orta Asya'dan göçebe bir toplumken İslam'ı öğrenince batıya hareket ediyor. Bu coğrafyayı Cenab-ı Hak onlara fethetmeye nasip ediyor. Bu inançla ilmi birleştirdikleri için dünyanın en büyük devletini kuruyorlar. Ve o devlet dünya tarihinin hala böyledir. En adil, insan haklarının en fazla korunduğu, baskı ve dayatmanın olmadığı bir düzen halinde bu coğrafyada 600 yıla yakın barışı sağlıyor. Evet sevgili izleyiciler, Arif Ersoy'la İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi'ni gezmeye, görmeye ve tanıtmaya devam ediyoruz. Türk İslam medeniyetinde avlu kültürü çok önemli. İşte Konya'da da bu avlulara rastlıyoruz. Şimdi Arif Ersoy hocamızla avluya geçeceğiz. Ve avlu kültürü niye bu kadar önemli? Arif Ersoy hocamızdan alacağız. Buyurun. İşte muhteşem bir avlu. Osmanlılığın işte o kadim kültürünü en ince ayrıntısına kadar aslında burada gözlerimizde görmek mümkün. Evet hocam, bizde avlu kültürü niye bu kadar önemli? Efendim, İslamiyet'te, Kur'an'da sık sık düşünmüyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? İbret almıyor musunuz? Ayetleri gelir. Onun için ilim, İslamiyet'te insanı düşünmeye, olayları tahlil etmeye, ibret almaya, o olaylardan netice alarak bugünün sorunlarına çözüm üretmeye davet ediyor. Bu nedenle bizim medeniyetimizde avlu bir bakıma düşünme, tefekkür etme ve tartışma yeridir. Orta Asya'da da İslam coğrafyasının her tarafında medreselerin avluları var. Konya'da da böyle, Sivas'ta da böyle. Bu şunu sağlıyor, ilmi çalışmalar yapılıyor, yorulunca dışarı çıkılıyor. Hem bir açık havada tartışılıyor, hem de karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyor. Hatta o avlularda bir havuz var, küçük bir havuz. Etrafta da gül şeyi dikilmiştir, güller vardır. İnsanlar hem nefes alıyor hem de düşünüyor. Avlunun bir başka şeyi de sizi dışarıya fazla ilgilenmeden konsantre olmamız sağlıyor. Bu bakımdan avlu önemli. Beyne oksijen gidince de beyin de sağlık düşünüyor yani avluda. Sağlıklı daha olayları bütün yönlerini ele almayı sağlıyor. İşte bir kültür Selçuklu'dan günümüze kalan bir ecdadın mirası diyoruz. Müzik.